Evet, bir gün daha bitirdik. Akşam oldu, işte gene kameranın karşısına geçtik. Umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir. Şimdi bugün size sorumluluk, sorumluluklarımızdan kaçma güdüsünden bahsedeceğim. Şimdi tabii sorumluluklar derken esas olarak tabii ki başta tabii yani kendimize, ailemize, işte işimize olan sorumluluklarımız var ama esas olarak benim bahsetmek istediğim konu toplumsal sorumluluklarımız. Yani içinde yaşadığımız şehre, ülkeye olan sorumluluklarımız. Şimdi sevgili dostum, ben şuna inanıyorum. Hepimiz bu dünyada özel bir karışımla geliyoruz. Her birimizin başkasından daha iyi yaptığı veya daha kötü yaptığı becerilerimiz var. Mesela ben mesela iyi yazdım düşünüyorum. Niye? Çünkü işte okuyanlar iyi yazıyorsun hocam diyorlar. Bana kolay geliyor. Yani bana 4 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa yazmak kolay geliyor. Okumak bana kolay geliyor. Öğrenmek kolay geliyor, anlatmak kolay geliyor, işte eğitim vermek kolay geliyor, araştırmak kolay geliyor. Yani ben bunları seviyorum ama aynı zamanda bana kolaylaştırılmış da bunlar. Ama mesela ben mesela araba süremiyorum. Yani 100 sene önce mesela bir tane ehliyet aldım ta üniversite zamanında. 2-3 kere işte öğrenirken falan sürmüşümdür. Zevk almadım. Yani stres yaptı bende. Hoşuma gitmedi. Süremiyorum yani araba. Bakıyorum mesela ya adam hani karda, kışta, işte böyle acayip trafiklerde falan böyle sanki parmağının ucuyla sürüyor. Yani diyorum işte bunun demek işte bana verilmemiş bu. Yok yani. İki işte ne bileyim böyle tamirattan falan anlamam. Yani şeyin evdeki işte lambayı bile bazen hanım işte oturuyor değiştiriyor falan böyle. Hani ben böyle işte biraz yok yapamıyorum yani. Hani ben elim ona yatkın değil. Benim babam hani ver keser eline sana ev yapsın. Yani o kadar yatkın. Ama ben yapamıyorum. İlginç bir tarafı da var bu işin. Yani size kolaylaştırılan iyi yaptığınız şeyler esasında sevdiğiniz şeyler oluyor. Yani sevdiğiniz şeyler size kolaylaştırılıyor. Ben ilkokul 2'de işte okulda işte sınıfta en hızlı okuyan öğrenciydim yani. Hani yarışmada hep birinci. Ama gel gelelim mesela okul hayatım boyunca matematik yapamadım yani. Hani fen yapamadım. Hani işte onlar bana zorlaştırılmış. Ama mesela bir arkadaşım mesela işte diyelim ki matematikte çok iyi mesela. İşte fizikçi bir arkadaşım var mesela. Böyle denkleme bakıyor işte ha falan bu diyor yani. Hani düşünmüyor bile adam. Bana versen ben herhalde bir 5 sene üzerinde çalışırım. Şimdi demek ki hepimizin bir şeyi var yani bir kendine has bir olayı var. Kimse kimsenin öyle bir üstünlüğü yok. Yani sanma ki yani mesela işte bak ben böyle konuşuyorum falan filan senden çok üstünüm. Yok canım yani ben kendim bana kolaylaştırılmış şeyleri yapıyorum. Başka bir insan da kendisine kolaylaştırılmış şeyleri yapıyor. Mesela örnek vereyim mesela. Mesela Acun Ilıcalı değil mi? Hem dışarıdan takip ediyoruz hem ben işte onun bir tanıdığıyla da tanıştım. Yani onun mesela hayatı ben yapamam. Yani öyle uçaklara gideceğim, geleceğim, onunla uğraşacağım, bununla uğraşacağım, programa çıkacağım işte falan filan. İşte bir gün Dominik'teyim, ertesi gün Yunanistan'dayım, öteki gün efendim işte. Yani ben 3 günde çatlarım yani. Ben bir eğitime gidiyorum, uçakla geliyorum falan, bir kendime gelemiyorum kaç gün. Ama mesela onu o kolaylaştırmış. Adam daha çok gençken bile işte dünyanın her tarafında elde mikrofon geziyordu. Geçenlerde gene işte bir iş adamıyla eğitim veriyorum. Yani bana mesela çocukken mesela, yani çocukken ilkokul 3 talebesiyken neredeyse okulda yani şey, bankerlik yaptığını böyle şey yaptığını yani su satarak, işte galos satarak çok ciddi para kazandığını bana anlatıyor. Demek ki bu adam da ufacık yaştan tüccarlığa meyilli, almaya satmaya meyilli yani. İşte bende o da yok. Yok işte ben bir iki bir açayım benim zamanında işte battık. Hem becerim yok hem işte aile memur. Al ne çekten anlarız ne senetten anlarız işte böyle. Yani
Hepimizin bir kendine has bir kuvvetli güçlü tarafı var. Şimdi sorumluluk burada devreye giriyor. Sen bu güçlü kuvvetli tarafını kendi çıkarın için, kendi egon için, kendi menfaatlerin için mi hep kullanıyorsun? Yoksa belli bir kısmını çevrendeki insanlara, topluma, dünyaya paylaşıyor musun? İşte işin özü bu. Senin kişisel sorumluluğun, yani bu topluma, bu millete olan sorumluluğun bu abicim. Bu ablacım. E hocam yani şimdi ne gerek var ya? Bana ne yani devlet miyim ben? Devlet düşünsün bunları işte. Zenginler düşünsün. Bana ne? Deme. Neden? Bak şimdi mesela şu an biz buradayız değil mi? İşte sen izliyorsun, ben konuşuyorum. Ya şurada olabilmemizin bile sebebi var yani. Şu an sınırlarda, şu an sokaklarda askerimiz, polisimiz olmasa, şu an işte şu elektrik, şu su, bunların başındaki insanlar görevini yapmasa, değil mi? İşte internet çalışıyor mesela, hani izleyebiliyorsun. Bunların gereken işte bu altyapılar kurulmuş olmasa, o yatırımlar yapılmış olmasa, o emekler verilmiş olmasa bunların hiçbirisi yapamazdın. İçine doğduğun dünya, içine doğduğun ülke, içine doğduğun şartlar senden önceki insanların çabalarıyla sana verilmiş şeylerdir. Sen şu an bu elektrik için elektrik kullanıyorsun ama bu elektrik buraya gelene kadar ne emekler harcandı, ne teller döküldü, bunda haberin yok. Şu an işte internetten çok basit geliyor ama bütün bu altyapılar nasıl yapıldı, kimler çalıştı, kimler emek harcadı bilmiyorsun. Yani bizim kullandığımız her şey, yaptığımız her şey bize verilmiş bir borç. Ve biz bu borcun karşılığını ödememiz lazım. Bunu da en iyi ödeme şeklimiz bize özel verilmiş o becerilerimizi diğer insanlardan da faydalanmasını sağlamaktır. Diğer insanların da faydalanmasını sağlamaktır. Ben şimdi mesela işte efendim ben eğitimi veririm işte falanına bakarım, kendi işime bakarım. Ne uğraşacağım şimdi? Para mı ödüyorlar bana işte yazı yaz diye işte işte böyle konuş diye? Yo. Ama hem ben buna zevk alıyorum hem de bir şeyler öğretmek, bir şeyler paylaşmak hoşuma gidiyor. Ama daha önemlisi bu benim görevim. Bu benim görevim. Çünkü ben bu bilgileri, bu yetenekleri, bu becerileri böyle havadan gelmedi. Benim içinde bulunduğum toplum, benim içinde bulunduğum millet, benim içinde bulunduğum ülkenin bana sağladığı şartlardı bunlar. Ben bu ülkenin okullarında okudum. Bu ülkenin ekmeğini suyunu yedim. Bu ülkenin insanlarının bir takım ürettiği şeyleri kullandım, hala kullanıyorum. Bunun karşılığını da vermem lazım. Sadece vergi ödüyorum falan diye aradan sıyrılamam. Şimdi bakın, hepimizin bir sorumluluğu var. Ne yapacağını kendin düşün. Artık o senin görevin artık. Yani ya çok iyi araba sürüyor bile olsan, yani çok iyi araba sürüyorsun değil mi mesela? Çok iyi araba sürüyorsun. Başka bir becerim yok. Ben de çok iyi araba sürerim. Ya mesela birisine mesela güzel bir araba sürmesini öğret mesela. Onu iyi bir şoför yap. Değil mi? Trafiği iyi bir şoför kazandır yani mesela. Değil mi? Ya da araba sürerken işte örnek ol. İşte yaya geçtiğinde dur. Değil mi? Yani kurallara uy. Diğerlerine örnek ol. Yani araba iyi sürmek aynı zamanda kurallara uymaktır diye sen de görsünler. Bilemezsin. Senden bir şey görür. O gördüğü şey bambaşka bir yerde başka bir insanın belki hayatını kurtarır. Çok iyi ben yemek yapıyorum. Ev kadınıyım mesela dersin. Çok iyi yemek yaparım ben. Çok güzel. Allah razı olsun. Tamam. Ama mesela bir kapta mesela komşuna götür. Değil mi? Yaptığın güzel bir yemekten. Ya da bir gün birisini çağır. Değil mi? Sofrana. Sofran boş kalmasın mesela. Değil mi? Yani bunlar bizim adetlerimiz arasında var zaten. Ya da yeni evli mesela bir geline. Değil mi? Öğret mesela. Nasıl iyi yemek yapar. Böyle püf noktalarını göster. Kızcağız uğraşmasın yani. Yani düşünürsen birçok yarar, fayda verme imkanı bulursun. Tabii bu seviye seviye. Yani her seviyenin sorumluluğu farklı. Yani işte bir memurun sorumluluğu farklı, eğitmenin sorumluluğu farklı, bakkalın farklı, değil mi? İşte imamın farklı. Ama iş büyüdükçe yük de artıyor. İşte düşünebiliyor musun mesela senin bir firman var. İşte 10 bin kişi çalıştırıyorsun firmada. Sen şey diyemezsin ya işte firma batarsa batsın ben işte giderim hani tatilimi yaparım. Hayır, o 10 bin kişinin onların
ocağı senin işletmenle tütüyor. Başka bir örnek vereyim. Sen diyelim ki devlet adamısın. Değil mi? Başbakansın, başkansın. Senin bir imzanda ülke savaşa gidiyor. İnsanlar ölüme koşuyorlar. Senin bir imzanda belki milyonlarca dolar yatırım gidiyor bir yere. Ya da gitmiyor. Yani sorumluluk artıyor. Yani bakın en büyük sorumluluk mesela peygamberliktir değil mi? Mesela onlar bile hani bu sorumluluğu yüklenmekten hani korkmuş mesela. Hani Hazreti Musa mesela diyor ki yani ben nasıl Firavun'a gideyim diyor. Yani işte bana bir şey ver Allah'ım diyor. Yanıma bir destekçi ver, kardeşim ver diyor. Hani, değil mi? Zor işler bunlar. Ama işte işin sırrı şu. Zor olacak. Evet. Ama bundan kaçmayacaksın. Yani bencil şekilde yaşamayacaksın. Sana verilmiş bir takım şeyler var ise bunları diğer insanlar toplumun geri kalanına faydalanması için kullanacaksın. Çok mal verilmiştir, dağıtacaksın. Çok para verilmiştir, dağıtacaksın. Hayırlı işlere vesile olacaksın. Bilgi verilmiş, bak böyle dağıtacaksın. Yani her ne yapıyorsan yap, o konuda evet kendi payın da olacak, sen de tamam yiyeceksin, içeceksin. Ya yani bir lokma bir hırka yaşa demiyorum sana ama ye, iç, tamam gez, eğlen ama o yaptıklarının da bir kısmını ben ne yapıyorum, ben ne faydam var benim içinde yaşadığım mahalleye, topluma, ülkeye diye bir düşün. Yani bizde şöyle bir acayiplik var. Eleştiri. Herkes eleştiriyor. İşte şöyle böyle falan filan. Bak değerli dostum. Eleştirdiğin her şey, dünya tarihinde eleştirilen her şey, o toplumda, o ülkede yaşayan insanların sorumluluktan kaçmasıyla olmuştur. Mesela bir ülke düşün, değil mi? Yolsuzluktan kırılıyor. Herkes hırsız, bütün politikacılar hırsız. Halk açlık içinde, sefalet içerisinde değil mi? Şimdi kolay şudur, işte hep bunlar işte yöneticilerin suçu, işte hep işte kapitalizmin suçu işte falan. Güzel, tamam. İyi de o adamlar, o işte milleti sömürenler, onların paralarını yiyenler, işte yolsuzluk yapanlar oraya bir günde gelmediler. Yani bunlar merhaba biz işte hırsızlık yapmaya geldik, yolsuzluk yapmaya geldik diye gelmediler yani. Ufak ufak başladı. 1 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira diye başladı. Ve sen gözünün önündeki şeylere göz yumdun. Mesela devlet dersinde çalışıyorsun, yanındakinin rüşvet aldığını gördün, sesini çıkarmadın. Değil mi? Müdürüne işte bir iş adamının işte bir hediye getirdiğini gördün, sesini çıkarmadın. Bir yakının torpille kendi çocuğunu işe soktu, gördün, o yakında tek bir laf etmedin, sen ne yapıyorsun, utanmıyor musun demedin. Sen kendin bir takım işte torpillerle, bir takım şeylerle işte değil mi, bir şeyler kazandın, düşünmedin yani ben ne yapıyorum diye. Ve bunlar sayısı arttıkça dedin ki ya işte bizimkiler yapsınlar ne olacak yani. İşte böyle dediğiniz zaman işte o ülkeler, mesela bugün diyelim mesela birçok ülke var, Afrika'da mesela. Böyle böyle oluyor bu işler. Bir günde gelmiyor. Diktatörlük sistemleri, baskıcı sistemler bir günde başlamıyor. Sovyetler Birliği'nde komünizm bir günde başlamadı. Efendim, değil mi? Almanya'da Hitler bir günde merhaba ben herkesi keseceğim diye gelmedi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir takım şeyler oluştu. Eğer ki toplumun başta önde gelenleri, yani yazıp çizenleri, düşünenleri ve aşağı doğru işte tüm halk bir takım tersliklere, problemlere, adaletsizliklere daha işin başında durun bakalım siz ne yapıyorsunuz deseydi zaten o toplumlar, o milletler o hallere gelmezdi. O yüzden kutsal kitaplarda, Kur'an'da baktığımız zaman helak komple geliyor. Neden? Çünkü o tefessü etmişlikler, o dejenerasyon bir anda olmuyor. Herkes buna evet diyor, sesini çıkarmıyor. Bak dostum, sesini çıkarmadığın her türlü haksızlık, her türlü adaletsizlik, her türlü yolsuzluk, her türlü hırsızlıktan sen de sorumlusun. İşte bak, kaçamazsın sorumluluğundan, sorumlusun.
Yani kolay değil bu işler. Kolay değil. Yani hayat öyle işte ne güzel işte oh işte alacağız vereceğiz ondan sonra yiyeceğiz içeceğiz giyineceğiz ondan sonra takılacağız. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Elinden geldiğince her gün ben ne yapabilirim, olumlu ne yapabilirim, kendi milletime, kendi toplumuma ne katabilirim diye düşüneceksin. Sırf şikayet etmekle, sırf birilerine küfür etmekle bir yere varamazsın. Bir yere varamazsın. Şimdi, tabii ki sen bunları yapmaya başladığın anda, diyelim ki sen şimdi bu videoyu izledin, yarın mesela iş yerine gittin, orada mesela bir acayiplik gördün. Mesela bir baktın, senin işte çalışma arkadaşın şirketten almış böyle bir top, iki top kağıdı çantaya koymuş eve götürüyor. Tamam. Neymiş efendim? Çocuğun ödevi varmış. Şimdi belki sen de yaptın bilmiyorum. Ama bu yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Ve dedin ki arkadaşım sen ne yapıyorsun? Ya senin paran yok mu? Yani git işte al kendi kağıdını. Bu firmanın bize çalışmak için verdiği ya da bu devletimize çalışmak için verdiği bir imkan. Yani biz bunu kendi özel ihtiyaçlarımız için kullanamayız. Sen ne yapıyorsun? Dediğin zaman ilk önce sana ya bırak bu işleri sen abi işte ya boş ver ya falan diyeceklerdi. Sen ciddi ciddi bir dakika ya ne yapıyorsun sen dediğin zaman o bir top kağıdı bile engel olmaya çalıştığın için sana tavır alacaklardır. Yani çok az insan sana aa evet ya doğru söylüyorsun falan diyecektir yani. Zordur. Diğerini sen düşün. Yani daha büyük idealler, daha büyük amaçlar için bir takım şeyler yapan insanların durumunu sen düşün. Bak bu bir top kağıttan örnek verdim sana sadece. Ama işte işin püf noktası da bu işte. Bunu yapabilmen. Bunu yapabilmen. Veyahut da sen evde şimdi mesela ev gidiyorsun, manava gittin. Meyve aldın. Bir torbada gittin mesela. Aldın, birine verdin bir ihtiyacı olana. Eşin bile belki sana diyecektir ki sen ne yapıyorsun? Yani niye sen sağa sola dağıtıyorsun? Zordur. Yani böyle insanlar buna alışık olmadıkları için böyle şeylere sorumluluk sahibi insanlara böyle şey bakarlar. Yani böyle hani düşmanca bakarlar yani. Düşmanca bakarlar. Kur'an'da mesela bir ayette Kalem suresi olabilir. Şey der yani bunlar sana der işte sen doğruları söylediğin için diyor işte Hazreti Muhammed'e. Sen diyor doğruları söylediğin için diyor. Onlar diyor sana öyle bakıyorlardı ki diyor o şeyler diyor işte müşrikler. Böyle sanki diyor seni gözleriyle diyor devireceklerdi diyor. Hani işte orada bir şey kullanılmış yani bir mecaz yani delici bakış derler ya böyle hani deliyor mu seni bakış? Hayır canım bakış deler mi seni? Ama böyle delici bakış yani böyle öyle bakıyor ki yani gırtlaklayacak gibi bakıyor böyle devirecek gibi bakıyor. O kadar kinlenmiş ona yani. Ha tabii şimdi ne yapmışlar tabii onu da bir ek not vereyim. Bunu almış birileri demişler ki işte bak bu nazar. Nazar demek bu. İşte nazara değiyormuş şeylerin işte şey al işte evine şey tak bir tane. Taş tak seni nazardan korusun. Ya bak görüyor musun? Yani en basit şey bile ne kadar farklı yerlere çekilebiliyor. Batıl inançlara çekilebiliyor. Bu nazar meselesi de hep Türkiye'de vardır. Mesela Japonya'da nazar görmedim. Ya da işte Amerika'da aman nazar diğer falan böyle bir şey duymadım. Yani bir şey açtım yani oraya bir ufak not geçelim. Yani sözünüzü sorumluluk almak zordur. Çoğunluk insan sorumluluktan kaçmak ister. Çünkü zor işlerdir. Ama şunu da söyleyeyim. Sorumluluktan kaçtıkça sen kendi başta ailene, kendine, ailene, etrafına, şehrine ama en önemlisi ülkene olan sorumluluklardan kaçtıkça, diğer insanlara olan sorumluluklardan kaçtıkça daha kötü, daha mutsuz bir yerde yaşarsın. Son bir örnek vereyim, kapatayım. Şimdi mesela gidin dışarıya, değil mi? Evinizin dışında böyle temiz bir yer bulun abi. Böyle tertemiz bir yer bulun böyle. Gerçekten böyle bal dök yala böyle bir yer bulun evinizin dışında, sokakta. Gidin oraya, her sabah işe giderken oraya bir çöp atın. Bak deney için yapın diyorum ha. Hani şey için demiyorum ya. Sonra temizleyin yani. Ama
bir çöp atın bakın. Bir şey atın. Bir ufak ne bileyim işte pet şişe atın. Bir şey atın yani oraya. Bunu tekrarlayın yani. İşe giderken atın, dönerken atın. Birkaç gün bir deneyin bakın. Bakın dikkat edin. Şimdi normalde ne düşünürsünüz? İşte ben bir tane pet şişe atarım. Birisi alır kaldırır yani. Çok bir zarar vermez. Hayır. Siz attıkça diğer etrafında onu orada görenler de atacak. Ve bir yerden sonra o tertemiz dediğin yer çöplük haline gelecek. Çünkü bu iş böyledir. Sen eline bir şey aldın, çöp kutusu bulamadığın zaman bile hani dersin yere atayım falan, orada bile bir şey ararsın yani. Millet nereye atmış, en çok atılan yere atayım dersin. Bu da böyledir. Bu ufak tefek işler, işte ufak tefek hırsızlıklar, yolsuzluklar, ufak tefek bozulmalar, ufak tefek adaletsizlikler arttıkça, sen buna sesini çıkarmadıkça, buna bir önlem almadıkça bunların sayısı giderek büyür, birbirini besler ve koca koca şirketler, koca koca devletler, koca koca hükümetler işte bu yüzden batar gider, dejenere olur, helak olur. O yüzden sevgili dostum lütfen kendini bir düşün, tart. Ben neyim, hangi alanda iyiyim, ben insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşün. Ve o konuda sorumluluktan kaçma. Hiçbir şey yapamıyorsan bir yerde bir yanlış gördüğün zaman fikrini söyle. Engelleyemiyorsan bile düzeltmeye çalış. Bari bunu yap. Bari bunu yap. Evet. Herkese İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla güzel bir akşam dilerim. Umarım bir gün bir yerlerde görüşmek, tanışmak dileğiyle. Hoşça kalın.